Merhaba, Milano'da Santa Maria della Grazie'de bulunuyoruz ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" isimli tablosuna bakmaktayız. Manastır yemekhanesindeyiz. Yani günde pek çok kez rahipler buraya gelecek, sakin şekilde yemeklerini yiyecek ve Leonardo'nun "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunu izleyecekler. Bu tarz bir konu için son derece uygun bir mekan. Biraz resimdeki öyküden söz edelim. Son akşam yemeğinde Hazreti İsa 12 havarisine "İçinizden biri bana ihanet edecek." diyor. Bu freskin yorumlarından biri havarilerin Hazreti İsa'nın bu sözlerine karşılık verdikleri reaksiyonu gösteriyor olması. Onlar en yakın müritleri, dolayısıyla bunlar şok edici sözler. Masanın etrafındaki havarilerin değişik tepkiler verdiğini görüyoruz. Fresk'in başka bir yorumu daha var ve bu yorum bazı açılardan daha önemli. Gördüğünüz gibi Fresk'te Hz. İsa şaraba ve ekmeğe doğru uzanıyor. Bu an Efkaristiya ailenin başlangıcı. Bunu Kutsal Komünyon adıyla duymuş olabilirsiniz. Burada Hz. İsa bu ekmeği alın, bu benim bedenimdir, bu şarabı alın, bu benim kanımdır ve beni hatırlayın diyor. Hz. İsa'nın ekmek ve şaraba doğru uzandığını görebiliyoruz. Burada ilginç bir nokta var. Hz. İsa'nın eli şaraba doğru uzanırken aynı zamanda bir kaseye doğru da uzanıyor. Bu kaseye aynı anda Yudas da uzanmakta. Yudas, Hz. İsa'ya ihanet edecek olan havari. Romalılar Hz. İsa'ya ihanet etmesi için ona 30 parça gümüş vermiş. Gümüşlerin içinde olduğu torbayı sağ eliyle tutmakta. Hz. İsa'dan geriye doğru çekilmiş, yüzü gölgelenmiş. Kendini geri çekiyor ancak aynı zamanda kaseye de ulaşmaya çalışıyor. Hz. İsa'nın kendine kimin ihanet edeceğini bulmasının yollarından biri de bu oluyor. Onunla aynı kaseden yiyen onunla paylaşan kişi. Sanat tarihçileri arasında bu sahnenin neyi yansıttığı konusunda oldukça farklı fikirler var. Bu değişik yorumların hepsinin aynı anda doğru olması da mümkün üstelik. Havariler, Hz. İsa'nın biriniz bana ihanet edecek sözlerine karşılık veriyor olabilirler. Öte yandan Hz. İsa, bu ekmeği alın, bu bedenimdir, bu şarabı alın, bu kanımdır diyor da olabilir. Leonardo, bize tarihte yaşanmış farklı sahneleri hatırlatıyor. Aynı zamanda bu öykünün ilahiliğini, önemini vurguluyor. Resme bakıp akşam yemeğini yemekte olan 13 kişiyi gördüğümüzde hemen bunun son akşam yemeği olduğu aklımıza geliyor. Erken Rönesans döneminde ilahiliği sembolize etmek için hale kullanıldığını hatırlarsınız. Baktığımız resimde bu tip simgeler kullanılmamış olmasına rağmen bakmakta olduğumuzun ilahi olana ilişkin olduğunu hemen hissedebiliyoruz. Figürlerin her biri bu alanın içinde duran bir anıt gibi. Aynı zamanda bu masa için çok kalabalık ve bu kalabalıklık Hz. İsa'nın mükemmelliğini sarıp sarmalayan bir enerji yaratmış. Hz. İsa formu eşkener bir üçgen oluşturuyor. Başı bir dairenin merkezinde, başını çerçeveleyen pencere aynı zamanda hale işlevi görüyor. Hz. İsa'nın bulunduğu sükunet içindeki bu ilahi merkez var. Bu merkezin çevresinde ise hataları, korkuları, endişeleriyle insanoğulları bulunuyor. Hatırlayalım, bu Leonardo da Vinci tarafından yapılmış olan bir resim. Bu çok yönlü sanatçı eserinde matematiği, bilimi, pek çok şeyin bileşimini kullanıyor. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan son akşam yemeği tasvirlerine baktığımızda masada daha çok boşalan olduğunu, odada pek çok dekoratif öge bulunduğunu görürüz. Leonardo ise her şeyi yalınlaştırmayı tercih etmiş. Bu sayede dikkatimizin figürlere ve yüz ifadelerine odaklanmasını sağlamış. Dikkatle bakarsanız masanın arkasında oda yok neredeyse tüm alanı figürler kaplıyor ve dünyalarımızı ayrıştırıyor. Hz. İsa ve havarilerinin bulunduğu alana girmemize imkan yok. Onlar da bizim alanımıza geçemiyorlar. Sanatçı adeta onlarla aramıza bir sınır çekmiş gibi. Leonardo'nun Floransa'da görmüş olabileceği son akşam yemeği tablolarında Yudas masanın karşı tarafında oturur. Burada Yudas'ı diğer havarilerle birlikte yerleştirerek masayı bizim dünyamızla havarilerin dünyası arasında bir ayraç olarak kullanıyor. Şimdi biraz da yüz ifadelerine bakalım. Hz. İsa çok huzurlu, dingin, aşağı bakıyor. Bir eli yukarı, diğer eli ise aşağı dönük. Hz. İsa'nın sağ tarafında üçlü bir grup var. Ve Yudas'ı görüyoruz. Gölgede, bizden uzaklaşıyor. Boynunun dönmüş olması bize Yudas'ın gece kendini asacağını hatırlatıyor. Geri çekilen Yudas'ın arkasında Hz. İsa'nın koruyucusu olan Aziz Peter'i görüyoruz. Elinde tuttuğu bir bıçak var. Yüzündeki ifade, o kim? Seni savunmalıyım der gibi. Bu üçlü grupta Yudas ve Aziz Peter'den sonraki kişi Aziz John olmalı. Aziz John kadere boyun eğmiş gözüküyor. Gözleri kapalı. Bu son akşam yemeği tabloları için gelenekselleşmiş bir görüntü. Bize göre sağ tarafta olan üç figürü de oldukça ilgi çekici bulacağınızı tahmin ediyorum. Leonardo bir kişinin karakterini, ruhunu yansıtmak için bedeni ve beden dilini etkin şekilde kullanıyor. Bu resimde de dört tane üçlü grup oluşturmuş. Bu figürler birbirleriyle adeta örülmüş gibi, birbirleriyle etkileşim halinde. Tüm figürlerin duygusal tepkileri çelişiyor ve resimde duygusal bir gerilim yaratıyor. Bu grup da çok enteresan. Thomas yukarıyı işaret ediyor ve adeta bu Tanrı'nın takdiri mi diye soruyor. Aramızdan birinin sana ihanet edecek olması Tanrı'nın planı mı? Bu parmak aynı zamanda Hz. İsa'nın yarasına işaret ederek onun gelecekte yeniden dirilmesini de ima ediyor. Sonra Philip ve büyük James var. Yan yana duruyorlar. Biri kollarını açmış, diğeri ellerini birleştirmiş. Bu resimle daha önce yapılmış olan son akşam yemeği resimlerini karşılaştırdığımızda önceki resimlerde figürlerin birbirlerinden ayrı olduğunu göreceğiz. Baktığımız resimde ise figürler bütünleşik bir kompozisyon içindeler. Bütünleşmiş kompozisyon yapısı, yüksek Rönesans dönemi resimlerinde gördüğümüz karakteristik ögelerden biri. Resimde en çok hissedilen Hz. İsa'nın kutsallığı. Hz. İsa ortada, sükunet içinde duruyor. Bütün perspektif çizgileri onu öne çıkartıyor. Sanatçının resimde kullandığı perspektif çizgileriyle bizim buradan bakarken gördüğümüz perspektif çizgileri çelişiyor. Aslında bu resmi doğru perspektifle görebilmek için Hz. İsa ile aynı seviyede olmalıyız. Yani yerden yaklaşık 3-4 metre daha yukarıda olsak resmi doğru perspektifle görebileceğiz. Evet şimdi biraz da resmin yapım tekniğinden ve kullanılmış olan malzemelerden söz edelim. Baktığımız resim oldukça kötü durumda. 1498'de yapıldığında çok daha farklı gözüktüğünü düşünmek mümkün. Resmin şu an kötü durumda olmasının sebebi Leonardo'nun geleneksel fresk tekniğini kullanmak yerine burada yağlı boya ve temperanın bir karışımını denemiş olması. Geleneksel fresk tekniğinde fresk yaş sıva üzerine uygulanır. Oysa Leonardo burada kuru sıva üzerine boyadığı için boya duvara tam olarak işlememiş. Dolayısıyla boya karışımı ve uygulanmış olan teknik sebebiyle resim yapıldıktan kısa süre sonra bozulmaya başlamış. Yani bu resim korunarak günümüze kadar ulaşabildiği için çok şanslıyız. Baktığımız resim, Yüksek Rönesans dönemi resim sanatının mükemmel bir örneği. Sonsuz ve mükemmel olanla, insanoğlunun doğasındaki kaosu, yani ilahi olanla dünyevi olanı başarıyla birleştirmiş. Hoşçakalın.